Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Washington temsilcisinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin geleceğini değerlendirmek amacıyla geçici olarak geri çağrıldığını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Amerika ile ilişkilerde alınacak kararları etraflıca değerlendireceklerini söyledi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi'nin kuruluşunun 53. yıl dönümü kapsamında Ramallah'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Abbas burada yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e ilişkin kararına değindi. Filistin Devlet Başkanı, tarih ve coğrafyanın seyrini değiştirerek başkalarının başkenti olduğunu söylemeye çalıştıkları Kudüs, Filistin halkının ebedi başkentidir. Biz buradayız, buraya bağlıyız, sabırlıyız ve dirençliyiz ifadelerini kullandı. Abbas ayrıca yüzlerce Filistinli ile birlikte eski devlet başkanı Yasir Arafat'ın mezarına yürüdü. Buraya çelenk bıraktıktan sonra hareketin üst düzey yetkilileriyle başkanlık merkezinde kuruluş meşalesi yaktı. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze şeridinden İsrail'e yönelecek herhangi bir saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutacaklarını söyledi. Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra başlayan protesto gösterilerinde, Filistinli eylemcilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 13 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin bu kararın ardından bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu rolünü kesin bir dille reddediyor.